Merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta İstanbul'daki Konya yemeklerinin peşine düşeceğiz. Konya mutfağı çok zengin ama ne yazık ki evlerin dışında yüzünü ve tadını pek göstermiyor. Onun için bu lezzetli yemekleri yapan lokantaları bulmakta çok zorlandık. Eğer kaleminizi kağıdınızı hazırlayıp bu adresleri not ederseniz siz de bu lezzetli yemeklere ulaşabilirsiniz. Lezzet durakları yolculuğumuz başlıyor. Ümraniye'de Küçük Su Caddesi'nin üstünde, Küçük Su'ya doğru inen, ismi de Küçük Su Caddesi olan caddenin üstündeki Mis Konyalı lokantası özellikle etli ekmekte oldukça iddialı. Tabii etli ekmeğin yanında da diğer Konya mutfağından az ama lezzetli örnekler var. Selam Bey, nereden aklınıza geldi Konya mutfağı açmak İstanbul'da? Şimdi Mehmet Bey, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Konya mutfağı düşüncesi şöyle gelişti. Yani son yıllarda Türk mutfağında bir bilinç gelişmesi vardı. İşte Antep mutfağı, Adana mutfağı gibi, Karadeniz mutfağı, Ege mutfağı. Buna mukabil zenginliğinin fazla olmasına karşın pek vitrinde olmayan bir mutfak olduğunu biliyorduk biz, Konya mutfağını. Bunu dikkate alarak böyle bir yatırım kararı aldık. İkinci sebep de şöyle sıralanabilir. Unutulan bir mutfaktı. Yani mesela Konya mutfağında ne var diye soracak olursanız şunu gördük. Konya mutfağı, Mevlevi mutfağı aşçıyı kutsamıştır. Tabii. Ki Ateşbaz Veli'nin söylediği şudur hani. Çünkü kutsalsınız, çünkü yemek veriyorsunuz, karın doyuruyorsunuz. Ne kadar yansıtabiliyorsunuz buraya? Bunu henüz daha tam anlamıyla yansıttık diyemeyiz. Ancak bu bir başlangıç. Şu anda misafirlerimiz bunu fark etmeye başladılar. Yani en büyük fark nedir mesela? Gelenlerin sadece lezzet olarak değil, karşılama yani misafirperverlik anlamında da memnun ayrılması bizim istediğimiz. Yani şunu söylüyoruz herkese. Bize, size hizmet etmeye fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yani Mevlevi mutfağının özü de bu, hizmet. Peki bu zengin mutfağı siz biraz özetlemişsiniz. Yani etli ekmekler, üç çeşit zannediyorum. İki çeşit çorba ve zannediyorum fırın kebabı mı var mı? Tandır var, evet. Tabii. Fırın kebabı var. Diğer böyle evlerde pişen o Konya mutfağının çok lezzetli yüzünü yansıtan yemekler nedense sadece size değil, İstanbul'daki Konya'yı temsil ettiklerini söyleyen lokantalarda da çok yok. Acaba tüketilmiyor mu? Tabii ki bu bir arz talep meselesi. Yani sizden talep edilmiyorsa siz de arz etmiyorsunuzdur bu yemekleri. Ben yani ama ben Konya'da da bu yemekleri gittiğim zaman bulup da yiyemiyorum kolay kolay. Bir Konyalı beni evine davet etmezse eğer. Evet. Müsaadenizle orada şunu söylemek isterim. Birincisi, mutfağımız geriye dönük 100 yıllık süreçte bir kesafete uğradı. Yani biraz gelişimi belki engellendi. O toplumun varlık gücüyle, alım gücüyle alakalı bir durumdu. Malum işte Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti sürecindeki geçiş dönemi ki malum haliniz yani yaşadığımız darbelerde baklavanın yasaklandığı bir ülkedeyiz biz. Aynı dönemde bizim tabii mutfağımızda da birçok ürünü biz kaybettik. Mesela 700 çeşit salatamızın olduğunu biliyoruz. Ama bugün çok iyi sıralamaya kalksak 70'i 80'i geçemiyoruz maalesef. İşte yüzlerce patlıcan yemeğimizin olduğunu, patlıcan yangınlarımızın olduğunu biliyoruz. Ama bugün yine öyle. Sınırlı patlıcan yemeğini biliyoruz. Buna benzer bir şekilde Konya mutfağını da neden özetledik? Şunun için.
Yani bir tirittir işte sirke cübendir gibi farklı lezzetleri de buna katamaz mıyız? Katarız. İki sebep. Birincisi onu çok iyi hazırlayıp sunacak üretici, aşçı takımını hazırlamak lazım. İkincisi tüketiciyi buna paralel hazır etmek lazım. Evet bu ürünlerimiz onun de var. Onun damağını da hazırlamak lazım. Tabii yani çünkü sadece ismini bilip hadi şunu yapalım demek belki o üründen insanları uzaklaştıracak. Hani oysa en iyisini yapıp işte ürün bu. Konya mutfağını temsil eden ürün bu diyebilmeliyiz biz. Bunun için de biz şunu düşünüyoruz. Yani zamana yayarak bazı ürünleri yavaş yavaş. Tabii ki yani 3 ayda 4 ayda bir ürün ilave ederek bunu geliştirmek istiyoruz. Mis ne demek? Mis Konyalı, mis gibi böyle. Mis evet. Ondan buradan gelen mi? Tamamen. Bir de markayı oluştururken şöyle bir şey düşündük. Yani misafir bazı şeyleri hatırlamalı. İşte mis gibi kavramı iyidir yani ve buradan yola biraz çıktı. Da temizlik çağrıştıran. Temizlik çağrıştıran, lezzet özellikle çağrıştıran bir mis gibi algı. Kokuyor dedi. Aynen mis öyle. Gibi şey mis gibi bir üründü. Peki müşterileriniz sadece bu çevredeki çalışan insanlar mı? Daha evet, İstanbul'un başka yerlerinden de sizi duyup gelenler var mı? Efendim şimdi şöyle bunu arz edeyim. Burası zaten bir yılını doldurmadı. Hani 10 aylık bir mazisi var bu cadde üzerinde ki. Normal 16 yıllık bir mazimiz var. Buradaki misafirlerimiz ağırlıklı olarak işte malum haliniz Ümraniye'nin bir bölgesinden başlayan Ataşehir'e kadar giden finans merkezi dediğimiz yani finans koridoru. Bizim şu andaki misafirlerimizin ağırlıklı bölümünü bunlar oluşturuyor. Ve bu da öğlen işi dediğimiz o saatlere denk geliyor. Ancak son dönemde yaptığımız biraz tanıtım faaliyetleriyle akşam da artık misafir almaya başladık ve akşam misafirleri Şile'den Silivri'ye kadar oluyor. Yani Şile'den insanlar kalkıp buraya yemek yemeye, belki biraz muhabbet etmeye geliyorlar. Hakeza. İnternet biraz arttı. Bunun daha artması tabii bizim hedefimiz. Peki çok teşekkür ediyorum Selam Bey. Biz çok teşekkür ediyoruz. İzninizle şimdi şu nefis Konya lezzetlerinin bir tadına bakayım. Paşa çorbasını ilk kez içiyorum. Gerçekten lezzetli. Yapılırken izledim. Tereyağında kuşbaşı, küçük kuşbaşı değil de daha küçük parçalar halinde kesilmiş eti kavuruyor güzel. Sonra onun üstüne sarımsak, yumurta, undan oluşan bir sos yapıyor. O sosu koyup tekrar kaynatıyor. Ortaya bu müthiş paşa çorbası çıkıyor. Paşa çorbası niye paşa çorbası demişler bilmiyorum. Konyalı paşalar çok mu seviyormuş bunu? Belki de onun içindir. Belki de bir çorbanın bu çorbaya daha fazla değer yüklemek için paşa çorbası denmiştir. İkincisi tabii ki çiçek bamyası ile yapılan bu bamya çorbası Konya'da olmazsa olmaz. Bu çiçek bamyasının çorbasını bir sürü yerde içtim ama nedense Konyalıların eli değdiği zaman bir başka şey oluyor. Burada da tam kıvamında pişmiş. Ekşisi de bamyaların yumuşaklığı da tam istediğim gibi, tam benim dişime göre. Etli ekmek ise her seferinde söylerim. Etle hamur birleştiği zaman ortaya müthiş lezzet çıkar. Bir sürü örneği var bunun işte. Börekler, mantı, poğaçalar, lahmacun gibi. Yani etle hamur birbirini çok sever. Bu en güzel örneklerinden bir tanesi de bu etli ekmek. Hakikaten hamuru kıtır kıtır, incecik. İçindeki hiç de insanın içini bayacak kadar fazla değil. Yani ikisi birbirini dengelemiş. Bir de
Etli ekmeğin yanı sıra bıçak arası var. Bıçak arası da hemen hemen aynı şey ama daha iri, kuşbaşı etten yapılıyor. Ona Konyalılar bıçak arası diyorlar, kuşbaşı ete. Bir de Mevlana var. Mevlana da Konya'nın meşhur tulumuyla yapılan, tulumu ve kıymayla yapılan karışık bir şey. Üçü de birbirinden lezzetli. Yani ben sabah, öğle, akşam bu et hamur ikilisiyle karnımı doyurabilirim. Aklınızda olsun, Ümraniye'de Küçüksu yolunda Mis Konyalı. Siz de buraya gelirseniz, siz de bu lezzetli çorbaların, etli ekmeğin ve de tabii ki Konya'nın meşhur sac arası tatlısının, ben ona tatlıların şahı diyorum, tadına bakabilirsiniz. Konya yemeklerinin peşindeki lezzetli koşuşturmamız burada sona erdi. Keşke sona ermeseydi. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.